Bugün bakalım ne pideler yapacağız. Hoş geldiniz. Bugün evde pide yapacağız. Pideler, neli pideler? Kuşbaşı kaşarlı. Kuşkaş olarak da geçer pidecilerde. Çok enteresan. Ben askerdeyken askeri gazinoda aşçı olarak yaptım ben askerliğimi. Bizde kaş kuştu. Kaşarlı kuşbaşılı. Önce hiç anlamadım. Kaş kuş pideleri ne olur falan. Neyse bu kadar hikaye. Önce hamurumuzun uzun bir mayalama süreci var. Önce hamuru mayalayacağız. Bir bütün halde yarım saat kabarmaya bırakacağız. Kabardıktan sonra içinden mandalina kadar parçalar koparıp bir kaba koyacağız. Bir saat daha kabarmaya bırakacağız. Çünkü eldeki bir adet mandalina boyundaki hamurla aslında bir adet tepsiye sığacak pide hamurunu elde etmiş olacağız. Şimdi başlıyorum. Her zamanki gibi öncelikle suya bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Artan kaşarlarla da bir kaşarlı pide patlatırız be. Değil mi? Yaparız yani. Evet, tuzla şekeri suda çözdüm. Şimdi burada normalde tarif 1 kilo una göre ben 300 gram un kullanacağım. Ondan dolayı da bir paket yaş mayanın 1/3 birini kullanıyorum. Bu da 15 grama falan denk geliyor. Yani göz kararı o kadar da önemli değil. Tartmanıza gerek yok. Bir paket yaş mayayı ya da instant mayayı da kullanabilirsiniz siz bu arada. Vallahi çok güzel eridi ha. 10 numara 5 yıldız. Önce sıvımızı koyuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, alıştığımız gibi. Onun önce 1/3 birini atıyoruz. Burada çırpıcıyla bu krep hamuru haline getirdiğimiz soaker'ın yani ıslatıcının içinde topaklanma olmasının önüne geçiyoruz bir kere. Bundan sonra da hamurumuzun içinde herhangi bir topaklanma olmamasını sağlamış oluyoruz. Artık unun tamamını karıştırabiliriz. Hep söylediğim gibi hamur işi yaparken mutlaka yanınızda bir parça un bulundurun. Yani ben bunu denedim bu arada. Bu denenmiş bir tarif. Ölçülere tamamen uydum. Ama ona rağmen bilmiyoruz. Bakalım bugün unun canı ne kadar likidite isteyecek falan filan. Neyse güzel. Galiba iyi durumdayız. Hamurumuzun kıvamı güzel. İçten dışa, içten dışa, içten dışa. Evet. Şey derler ya, kulak memesi kıvamından biraz daha sertçe bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi bunu buraya koydum. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Ve bunu bir kenara kabarmaya bırakıyorum. Evet. Şimdi pidemizin harcını hazırlayacağız. Neyimiz var? Bir kuşbaşı etimiz var. Ben böyle hazır ettim. Normalde yemeklik kuşbaşıdan yapacağız. Yemeklik kuşbaşı normalde markette böyle satılıyor. Bunu kesip dilimleyip böyle tavla zarı büyüklüğü mü derler işte. O büyüklükte bir yere getirmeniz lazım. İç harcı pişireceğiz bu arada. Çünkü zor pişen bir et. Tavamızı da ateşe koyalım. Isınmaya başlasın. Doğramayı yaptıktan sonra pişirme işlemine başlayacağız. Şimdi neyim var? Bir tane domatesim var. İki tane yeşil biberim var. Bir tane kapya biberim var. Şimdi bizim yapacağımız şey aslında şu. Şeyle, sebzeyle et yoğunluğunun ne olması lazım? Bir avuç ete, çiğ haldeki bir avuç ete, bir avuç domates, bir avuç da ince kıyılmış kapya ve biber karışımı eklememiz gerekiyor. Şimdi bunu keserek başlayalım. Şey gibi anlatayım mı abi? Suna yakın gibi. Bir biber vardı. O biber zamanında pide olmaya karar vermişti. Ve biriyle karşılaştı.
domates. Biberin tohumları vardı. Çekirdeklerinden kurtulmak gerekiyordu. Ve birine rastladı. Umut. Umut yaptığı yemekleri kameraya yansıtmak istemişti. Ona bir adam lazımdı. O adam kim miydi dersiniz? Ahmet. Şimdi ben domates olarak biraz da sezonu yaklaştığı için buna beef domates diyorlar. Herhalde etli bir domates olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Benim burada ne kadar şeyim var? 2 avuç kadar etim var. Demek ki biberlerin hepsini kullanabilirim. Şöyle bir baktım. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Onu da attım. Burada pişiyor. Ben oraya mı koyayım? Beni görebiliyor musun? Bu tavaya ihtiyaç duymuşken tavayı kim buldu dersiniz? Ali İhsan Tefal. Bunlar yumuşamaya başlamışken şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası koydum. 2 avuç da domates koyuyorum. Herhangi bir su kalıntısı yok tavada. Her şey pişmiş durumda. Zaten fırına girdiği zaman da pişecek. Buraya aldım. Etleri şöyle bir kızartalım. Biraz zeytinyağı koydum. Evet, şimdi etleri de birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde atıyorum tavaya. Bu arada şu harcın bir tadına bakalım. Şundan dolayı baktım harcın tadına. Salça koyduğum için harcın içine tuz oranını bilmiyordum. Şimdi tuzu böyle kabaca harcın üzerine ekliyorum. Eti ekledikten sonra hepsini beraber karıştıracağız. Etin de pişme ölçüsü gayet yeterli şu anda. Görüyor musun? Harcımı da attım. Gördüğünüz gibi hiçbir su salma söz konusu değil. Artık ben harcımı ocaktan alıyorum, soğumaya bırakıyorum. Ondan sonra da hamurum bir kabarsın, yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Birazdan görüşürüz. Evet, yarım saatimizin sonunda hamurumuz böyle 1,5 katına falan tatlı bir şekilde çıktı. Maya aktive olmuş, kokusu da geliyor. Gördüğünüz gibi çok daha yapışık ve şey bir hamur oldu. Şimdi hamurda şöyle biraz elimde tekrar yoğuruyorum. Yani bir mandalina boyutunda şöyle toplar. Şey yapıyorum. Şöyle elimi ıslatayım biraz. Hamurun çevresinin de nemini korumasına yardımcı olalım. Umut bir gün pide yapmaya karar vermiş. Pide kaç senesine çıktı dersiniz? Hep Türkiye'den çıktı sanırız ama Alman komutan Hans Hürnberg tarafından bulunmuştur pide. Evet, 4 tane top. Alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev. Evet, şimdi bunu kenara aldım. Bunun tekrar üstünü streç filmle örteceğim. Bir saat kabarsın bakalım, ondan sonra beraber olalım. 1 saatin sonunda Ahmet'le birbirimizi daha iyi tanıdıktan sonra hamurumuz gayet güzel istediğimiz gibi kabardı. Evet, bakın böyle zemini tuttuğuna göre çok güzel bir mayalanma olduğunu da söyleyebiliriz. Haydi bakalım, açalım hamurumuzu. Evet, bakalım
üzerine ağır bir malzeme koyacağımız için bunu şimdiden fırın tepsisine aldım. Şöyle. Pideciler bu kadar malzeme koymaz bu araba. Bu bir gerçek. Burada yaptığımız her. Yani ama zaten evde yapmanın güzel tarafı bence o. Bu arada güzel bir görsellik vermek için ben buna bir sıra kaşar koyacağım. Şimdi bunun uzun tarafını böyle üzerine doğru kıvırdım. Burayı da kıvırdım. Şimdi burayı da böyle kıvırdım. Tamam mı? Bunu da böyle hop şöyle de bastırdım, yapıştırdım. Siz işimiz bitti sanıyorsanız oldukça yanılmaktasınız. Bir sıra daha. Abi çünkü neden biliyor musun? Ben şimdi bak buna thumbnail koyacağız değil mi? Ben kaşarla örtmüş olacağım bunun üstünü. Üzerinde pişmiş kaşar göreceğiz. E hani bunun kuş kaşı ya da kaş kuşu. Bunun üzerine son bak şöyle şey yani şımarıklık kaşarı anlatabildim mi? Şöyle yani pidenin rengini kapamıyorum. Mesela şuralarda biraz açıklık gördüm. Oralara koyuyorum falan. Araya blue cheese karışmış. Neyse blue cheese'li ve kaşarlı. Bambaşka bir lezzet. Tırnak pide. Niye abi? Ya bunu zamanında şimdi adını vermeyeceğim. Bir tane pideci şunu yapıp üzerine biraz rende kaşar koyup sattı ya parayla. Herifler ilk bunu çorbanın yanında vermeye başladılar. Çok tuttu. Tırnaklı pide diye adam menüye şey koydu ya. Ayıptır arkadaş, ayıptır ya. Şu. Ah. Ah, tırnaklı pide. Sana. Evet, şimdi mutlu sona yaklaşıyoruz artık. Herkes müşteri olsun. Bir tane yumurta kırdım. Biraz da zeytinyağı ekledim. Hem biraz kızarmasına yardımcı olsun. Hem de güzel bir parlaklık versin. Bu arada yeni bir anket. Suna yakın mı daha tatlı yoksa ben mi daha tatlıyım? Eğer beni daha tatlı bulmazsanız Suna yakın taklidi yapmaya devam edeceğim. Ta ki beni Suna yakından daha tatlı bulana kadar. Anketi fırçanın ucu şuralarda bir yerlerde olması lazım. Bulun bakalım. 250 derecede fırınımız ısınmış durumda. Ben de üflemeli olduğu için üflemeliye koydum. Yani üflemeliye açtım. 250 derecede ısınmış şekilde. Üstünün çıtırdaması olarak geçiyor çoğu tarifte ama benim tahminim 10-12 dakika içerisinde olacak. Aldıktan sonra size benim fırınımda kaç dakikada 250 derecede pişmiş onu söyleyeceğim. Artık fırına girme vaktimiz gelsin. Fırının orta tarafına yerleştirdim bu arada. Genelde biliyorsunuz tabanı kızarsın diye fırının tabanına koyuyordum ama İçinde çok fazla malzeme olduğu için bu sefer tepsiyi fırının orta tarafına yerleştirdim. Bakalım neler olacak. Birazdan görüşmek üzere. Ya çok güzel görünüyordu. Dayanamadım. Özür dilerim. Ama sen zaten kurguda falan göstermişsindir bunu neye benzediğini. Tırnak pidemiz bu şekilde. Çok güzel, inanılmaz. En sevdiğim bıçak ya. Pideci bıçağı. Yani bunu internetten sipariş ettim. Bugüne kadar bekledim. Bekledin mi lan? Diğerini mi kullandın? Bir tane böyle nacak var ya. Önce kaşarlı.
Tabii ki. Önce daha değersizden. Ahmet Ünlü Eser'in bir numaralı kuralı olan işte bu. Pideye gel, pideye gel, pideye gel, gel, gel. Şöyle de gösterelim. Katmanlar, matmanlar falan. Vallahi baya baya pide lan bu. Ah, bir şey diyeceğim. Yani Roquefort inanılmaz bir dokunuş pideye. Evinizde varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunun bir de şöyle bir olayı vardı. Daha çok Karadeniz pidecilerinde bu pidenin şeyini böyle banarsın. Üzerine ekmek de şey yumurta kırarlar bir de üzerine. Şimdi. Baran 2. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşla aşkı. Abi. Gerçekten inanılmaz. Yani pideciden söyledim pideyle aynı ya. Ben şok. Yani şok oldum. Bunu da böyle koyuyorum. Rejimdeyim. Bu sen yersin Ahmetciğim. Şunları. Şunu da. Artık programı kapatma noktasına geldim. Şimdi Ahmet diyecek ki programı kapatırken bir tane daha bir şey ye. Yeriz şu köşeyi yerim. Yani denemenizi tavsiye ederim. Hamurunu yapmak çok kolay. Zaten evdesiniz arkadaşlar. Yapın yiyin ya. Yapın yiyin. Haydi. Şimdi buradan gidin. Ki Ahmet de kamerasını kapatıp artık yemeye başlayabilsin. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Esen kalın efendim. Bir pideci Samsun'da doğuyor. Ondan sonra pideci dükkanını kapatıyor. Ve saatçi oluyor. Hoşçakalın.